Herkese selamlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Anker Soundcore Liberty 3 Pro Bluetooth kulaklığın kutu açılışını yapacağız ve aynı zamanda sizlerle birlikte detaylarına birlikte bakıyor olacağız. Hemen kutumuzu şöyle masamıza yatırıyoruz ve gördüğünüz gibi çok şık bir kutu yapısı var. Yan tarafından şu şekilde mıknatıslı bir yapıya sahip. Hemen şöyle mıknatıslı yapıyı açtığımızda kitap gibi önümüze açılıyor ve gerçekten çok etkileyici ve dolu dolu bir kutu tasarımı ve kutu iç ürünlerini burada görüyoruz. Şöyle sol tarafta bir adet kulakçık var. Bu kulakçığı açtığımızda gördüğünüz gibi bir adet şarj kablosu burada konumlandırılmış. Şarj kablomuzun tip C'den tip A'ya olduğunu görüyoruz. Hemen kutu içerisine tekrar koymak istiyorum bunu. Hemen şöyle üst tarafta da kullanım kitapçığı gibi diğer evraklar konumlandırılmış. Şöyle tekrar kutu içerisine yerleştirelim. Gördüğünüz gibi bu taraf çok zengin. 4 adet farklı boyutlarda kulak içi silikonları mevcut. Ve bunun haricinde alt tarafa baktığımızda da 3 adet kulak içini kavrayacak farklı silikon yapıları bulunuyor. Hatta şöyle göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi şu yapıyı çıkartıp buradan kulağınıza uygun olanı takarak kullanabiliyorsunuz. Şöyle bunu ben tekrar şimdilik takıyorum. Ve sonrasında burada uygun gördüğünüz kulak içi silikonlarını da şu şekilde takarak kolay bir şekilde kullanıma geçebiliyorsunuz. Hatta ben birer tane şöyle takmak istiyorum ki sizlere anlatırken kolaylık olsun. Hemen kulaklıklarımı şuraya konumlandırmak istiyorum. Hemen taşıma ve şarj istasyonu kısmına bakmak istiyorum. Şu şekilde yukarı doğru kaydırmalı bir yapıya sahip ve ben açıkçası daha önce hiçbir modelde böyle bir kaydırmalı kapak yapısı görmedim. Gayet etkileyici gözüküyor. Ve kulaklıklarımızı da hemen şu şekilde içerisine konumlandırarak şarj yuvalarına oturtup şarjını gerçekleştirebiliyoruz. Şimdi kutuyu biraz kenara alıp diğer teknik detaylarına bakmak istiyorum. Öncelikle taşıma kutusuna baktığımızda arka tarafında tip C bağlantı girişi olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda bu tip C girişimiz hızlı şarjı da destekliyor. Zaten detaylarına ilerleyen kısımlarda değineceğiz. Zaten sürgülü bir yapıda olduğunu bahsetmiştik. Tasarım olarak da gayet etkileyici olduğunu söylemiştik. Ve kutu yapısına baktığımızda plastik bir yapı bizleri karşılıyor. Fakat bu plastik yapının gayet kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Biraz da kulaklıklarımıza değinmek istiyorum. Kulaklıklarımız tamamen insan kulak yapısına uygun olarak tasarlanmış. Ayrıca şuna değinmek istiyorum. Özellikle silikon yapılarda tamamen kulağımız havasız kalıyor gibi bir durum olmuyor. Bu silikonların yapısında hava alma özelliği ve hava kanalları mevcut ve bu sayede kulağınız sürekli olarak hava alıyor vaziyette oluyor. Bu nedenle de gayet sağlıklı ve uzun bir kullanım, konforlu bir kullanım bizlere sunuyor. Sürücülerimizin üzerinde dokunmatik bir yapı var. Bu sayede müziklerimizin arasında rahat rahat geçiş yapabiliyoruz veya gelen çağrıları kabul edip reddedebiliyoruz. Bu yönden de gayet kullanıma uygun ve konforlu olduğunu söyleyebilirim. Totalde 6 adet mikrofon barındıran sürücülerimizin sürücüleri ise 10.6 mm. Bu sürücülerin içerisinde ACAA2.0 teknolojisi kullanılmış ve bu teknoloji sayesinde saf sesi direkt olarak kulağımıza ileterek yüksek kalitede müzik dinleme veya sesi duyma olanağı bize sağlıyor. Anker'in bu teknoloji hakkında kullanıcılara verdiği bilgi ise şöyle: midlerde %150, tizlerde ise %460 oranında daha gelişmiş bir ses skalası sunuyor. Aynı zamanda sürücülerimiz Hi-Res teknolojisine sahip ve bu sayede daha kaliteli seslere imkan sağlıyor. Tabi biraz bağlantı özelliklerine baktığımızda Bluetooth 5.2 bağlantısı olduğunu görüyoruz. Tabi bu Bluetooth 5.2 yeni bir kodek sürümü. Tabi bu kodek de LDAC'yi destekliyor. Tabi bu kodek sayesinde 3 kat daha hızlı veri aktarımı sağlayabiliyoruz. Ve bu sayede de kopmaların ve gecikmelerin önüne geçiyor oluyoruz. Soundcore'da bizleri en çok cezbeden özelliklerden biri kulağımızın işitme seviyesini test ederek kulak yapınıza özel profiller oluşturuyor. Ve tabi bu sayede de farklı müzik türleri de dinleseniz dinlediğiniz müzik türüne göre profillerini kendi otomatik olarak atayarak en üst seviyede kaliteli müzik dinlemenizi sizlere sağlıyor. Liberty 3 Pro'da adaptif bir gürültü engelleme teknolojisi var. Bu sayede dışarıdan gelen tüm sesleri tamamen kesip dinlediğiniz müziğe direkt odaklanabiliyorsunuz ve dışarıdan hiçbir ses duymuyorsunuz. Bununla birlikte çok modlu şeffaflık
tanık özelliği de mevcut. Bu da aktif gürültü engellemenin tam tersi olarak çalışıyor. Yani dışarıdan gelebilecek olan sesleri kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Örnek veriyorum, yanınızda biri konuşuyorsa onu duymak için bir ayar yapabiliyorsunuz. Bu da kulaklığı taktığınız zaman istediğiniz kontrolü tamamen sizin elinizde olmasını sağlıyor. İstersek dışarıdaki hiçbir sesi duymuyoruz. Fakat arzu edersek de istediğimiz sesleri duyabiliyoruz. Videonun başında belirttiğim gibi biraz şarj sürelerine değinmek istiyorum. İlk başta da sizlere belirtmiştim. Hızlı şarj destekleyen bir Tip C girişimiz var. Yaklaşık 15 dakikalık şarj ile 3 saat bir kullanım bizlere sağlıyor. Sürücülerimizin her biri 8 saat ve şarj istasyonumuzda bizlere 32 saatlik bir kullanım sağlıyor. Ve bununla birlikte kulaklığımızın IPX4 sertifikası mevcut. Bu sertifika ile birlikte sıçramaya karşı dayanıklı, yani sporda rahat rahat kullanabilirsiniz. Terden vesaire etkilenmiyor. Şu an elimde görmüş olduğunuz model gri rengi. Bunun haricinde mor, beyaz ve siyah renkleri de mevcut. Ürünün diğer teknik detaylarına ve satın alma bağlantısına ulaşmak isterseniz açıklamalar kısmından linke ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.